intihar büyük bir günah. Hatta bu Yusuf Hanefi mezhebinin ikinci büyük ismi bu Hanife'nin baş talebesi İmam Ebu Yusuf intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmaz diyor. İntihar en büyük günahlardan bir tanesi. Binaenaleyh hiçbir şey intihara gerekçe olamaz, sebep olamaz, olmamalı da. Şimdi savaş meydanında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kahramanlıkları çok anlatılan bir kişiyle ilgili o cehennemdedir diyor. Yani Efendimizin zamanında bir savaş olmuş. Savaşta insanlar ya filan çok kahramanca yararlılıklar gösterdi, şunu yaptı, bunu yaptı diye konuşuyorlar, ediyorlar. Efendimiz o cehennemdedir diyor. Gidip bakıyorlar ki ağır bir yara almış, bir darbe almış. O, o darbenin acısıyla... Kılıcı karnına batırmış ve intihar etmek suretiyle ölmüş. Böyle bir durumda bile yani acıya tahammül edememe gibi bir durumda dahi intihar edenin cehennemlik olduğunu onca yararlılık göstermesine rağmen yani savaşta büyük başarılar göstermesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Bundan dolayı. ...intihara teşebbüs etmek doğru bir şey değil. Fakat... E, ...mecellenin bir kaidesi var. Basri Hocam biliyorsunuz. Zararı ammı def etmek için... ...zararı has... ...yüklenilir. Yani büyük bir belayı def etmek için... ...insanlar küçük bir... E, ...belaya katlanırlar. Şimdi eğer bu kardeşimiz... Beni esir alırlarsa bana işkence yaparlar ve beni konuştururlar ve ordunun sırlarını benden alırlar. Binaenaleyh benim yüzümden Müslümanlar zarar görür. Ben işte o işkenceye tahammül edemem diye düşünürse böyle bir teşebbüste bulunabilir. Ancak bunu yaparken de ben intihar ediyorum diye düşünmesi doğru değil. Onun yerine efendim eline el bombasının pimini, alır düşman yanına yaklaştığında onları imha etmek için pimi çeker bu arada kendi de ölürse ölür veya işte meydana çıkar birer kafirler diye onlara saldırır bu arada işte ona atışta bulunurlar ölürse ölür bu da onun için bir şehadet olmuş olur Yoksa düşman gelir diye daha düşman gelmeden ortada fol yok, yumurta yok, ben kendimi öldüreyim türünden bir şeyin içerisinde olması doğru bir hareket olmaz. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki sevgili hocam, yani eğer e, ümmetin menfaati için, maslahatı için yüksek bir gaye uğruna kendini feda etmesi gerekiyorsa bu kardeşimizin bunu e, sağlam bir niyetle yapması lazım. Efendim kendini feda etmek suretiyle bunu yapması lazım. Bu o zaman bir intihar olmaz. Mesela diyelim ki bir baba teröristler evini basmışlar, efendim kapıyı kırmışlar, içeriye giriyorlar. Kızını kurtarmak istiyor, beşinci kattan kızıyla beraber atlıyor aşağıya. Atlarken ben intihar edeyim niyetiyle değil de işte oradan kaçalım, kurtulalım niyetiyle bunu yapması lazım. Ömürler Allah'ın elinde, ömürlere bir sınır koyma yetkisi bize verilmiş değil. Eğer çok böyle çözümsüz bir noktaya gelmiş olursak burada niyetimizi İbrahim Aleyhisselam'ın niyeti gibi Rabbim beni işte ateşe atılıyor İbrahim Aleyhisselam mancınıkla. Ee, belki orada Nemrud'un gönlünü yapacak bir söz söylese e, Nemrut onu ateşe atmayacak. Ama Rabbine olan tevekkülünden dolayı Rabbim e, beni korur diyor. Aynı şekilde bir Müslüman da Rabbim beni korur diye... E, Olağanüstü bir şeye teşebbüs edebilir bu olağanüstü şartlarda. E, mesela Rabbim beni korur diye düşmanın üzerine e, dipçikle beraber saldırabilir. Bu arada düşman kurşunlarıyla ölürse şehit olarak ölmüş ölür. Ama siperde ben durayım ya düşman yaklaşıyor. Efendim e, onlar ateş ederek beni öldürürlerse acı çekerek ölürüm. Ben şu hapı içeyim de ölmüş olayım diye bir niyetin içerisine girmesi doğru olmaz. Onun yerine niyetini e, ümmeti Muhammed'in, vatanın, milletin selameti için e, benim bunların eline sağ geçmemem gerekiyor. Binaenaleyh e, sağ geçmeme maksadıyla e, siperden ileriye atılabilir ve düşmana hedef olduğunda da intihar etmiş olmaz, aksine şehit olmuş olur.